Oo, Çal Dede'nin tepesi duman içinde tamamen kucaklamış sis orayı. Bu tarafta da yağmur mu yağıyor? Kara bulut mu, ama yağmur ağmış yani. Bulut aşağı ağmış. Evet, bu taraftan böyle kara bulutlar var ama bugün yağmur yok diyebiliyoruz. Ne yağmurdu dün, ne yağmurdu ya Rabbim. Sırılsıklam oldu her taraf. Dere nasıl coşkulu akıyordu. Hatta dedik ki gece böyle bir şey olursa yani belki de bahçeyi su basar, ama sonra bakın. Evet, derenin suyu hala öyle şırıl şırıl değil. Dün taşların üzerinden akıyordu. Sıkı yağmur yağdı. Sıkı yağmur yağdı. Bu arada bizim de olanlar oldu. Evet, Bahadır buralara köpük sıkmıştı ama yeterli olmamış. Duvarın üst kısmı açıkta. Yani konteynerle 35 santim ya duvar. O 35 santimin yarısı dışarıda kalıyor. Üstüne yalıtım yaptık ama yeterli olmamış. Aşağının şu köşe duvar içeriden su aldı. Demek ki su buradan giriyor. Ay, ama manzara var ya. Çal Tepesi muhteşem görünüyor. Ay, dönüp dönüp bakma isteği uyandırıyor bende. Çok güzel. Keşke şöyle zoomlu bir kameram olabilseydi. Şimdi orayı böyle zoomlasaydım. Ama ben sadece GoPro ile çekiyorum. Onun da görüntü bu. Ama gözün gördüğü bambaşka bir şey. Resmen bulut tepeden gelmiyor. Çal Tepesi'ne doğru aşağıdan böyle geliyor ve tepeye sarılıyor, kucaklıyor, sıkıyor. Orada yuvuşmuş kalıyor. Günaydın bebeğim. Manzara izlemeye çıktım. Evet, İzmir Bayındır Alankıyı'dan günaydın herkese. Böyle tertemiz, biraz serinlemiş bir havaya uyandık. Dünkü yağmurdan sonra doğa tamamen tozlarından arındı. Artık kışa hazırım diyor. Yani kış yüzünü gösterecek mi bilmiyorum ama gerçi şöyle hani hava durumuna falan bakıyoruz. Yani Aralık ayında bile öyle eksiler falan görünmüyor. İyi midir, kötü müdür? Aslında toprak için kötüdür. Yani biz tamam burada çok üşürüz falan diyoruz, sularımız donar diyoruz eksi olursa. Ama bir yandan da bu toprakların suya doyması için kar alması gerekiyor. Eskiden buradan aylarca kar kalkmazmış. Şimdi kar yağıyor, ertesi gün hiçbir şey kalmıyor. Yani yollar kapanır mı falan dediğimiz olay o. Eskiden tabii ki kapanırmış. Ama şimdi o kadar kar kalmadığı için kapanmıyor. Evet, dere dün çağıl çağıl diyorum ya akıyordu. Bugün biraz azaldı ama yine de taşlar işe yaradı. Çünkü taşların arasından böyle geçerken o şırıltı oluşuyor. İyi ki yapmışız. Hala da bu hafta sonunda da Bahadır'la birlikte şuralara taşlarla doldurabiliriz. Yalnız tek handikapı var. Söylenen şey doğru. Şurada gelen pislik birikti kaldı. Ama olsun, bir süre sonra o da aşacaktır. Oradan gelecektir. Ceviz de gelmiş. Çizmeleri giyip aslında şurayı çektirsem mümkün olur mu?
çok da müdahale etmemek gerekiyor. Evet, bahçede derlemelere, toplamalara devam ediyoruz. Dün gürül gürül attı. Hatta dedik ki eğer o yağmur 1-2 saat daha öyle devam etseydi dere taşardı. Kesin taşardı. Çünkü çok hızlı geldi. Bir de bu taraftan geldi. Evet, evin bu cephesine fena vurdu. Keşke o yukarıda konteyner olmasaydı da çatımızı da düzgünce kendimiz kapatmış olsaydık. Bu yağmurdan hiç etkilenmezdik ama işte o yukarıdaki yapının var olması yalıtım anlamında kenarlarda bizi bayağı zorladı. Yani pencere kenarlarından falan bir sıkıntı yok. Ama o duvarın dışarıda kalan çıkıntısından su yol buluyor, geliyor bir şekilde. Sıkıntı oldu. Yani şu duvar içeriden bayağı bir su aldı. Sonra oradan giren tahtanın üstünden de yürüyüp aktı. İşte öyle oluyor. Yani ev şimdi yaşanır hale geldiği için daha ilk yılı denene denene yolunu bulacak. Grubundan ayrı düşmüş bir arı mı acaba bu? Kovanını bulamayan bir arı mı bu? İyi bari canlı daha ama eğer kovanına gitmezsen bu soğuklara bence dayanamazsın arı. Değil mi? Bak güneş bir açıyor. Sonra bir kapanıyor. Bak gene kapandı. Fındığın dibindeki sürgünleri kesiyorum. Hızlandırılmış izlemek güzel oluyor. Böyle tek tek pıt 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 pıt. Uğraşmayalım değil mi? Şöyle de beni bir çıkarayım. Ah. Şimdi evimizin yalıtımında, o duvarın üstünde yalıtımda sorun var. Bu cephe bordeksle kapandı. Burada sorun ortadan kalktı. Ama hadi bu arka cephede de o kadar sorun yok. Ama özellikle yan cephede yağmuru hem oradan aldığı için evet. Evet. Kiremiti kim açacak Allah'ın adamı? Evde kiremit açacak. Olma. Kiremit açmadan yapamaz. Çekin ol. Çık gel buraya kiremit aç. Bak şu. 8.93. Bak ben de 94 demiştim. 8.93. 8.98 de diğer tarafı. Heh. 8.8.16. Diğer taraf dediğin neresi? Panel. Panel yukarısı. Ha. Panel daha kısa galiba. Şimdi o 8 geliyor. Tamam. Şimdi 8. 17 metre olup da. 4 metrede 50 saçımız var. Araba. Var değil mi arabada? 4 metre. Allah'tan arabada var yani. Şimdi öncelikle yağmur oluklarımız yapılacak. Tamam, hemen dışarıda var. Evet, yalıtım için neler yapmalıyız da karar vermemiz gerekiyordu. Allah. Geldim. Geçim. Efendim? Ha, rengi antresit çekiyoruz da. Antresit olur. Ne fark eder? Daha güzel olacak. Antresit mi güzel olur? Tamam.
kaç ton saç sarılı? 300 kilo 400 kilo civarı. 9 çekelim bunu. 1 metre fazlalık var. Makineye bastır. Tamam. Bunu olduğu yere bırak Nuri. Onu kelepçeleri burada atacağız. Yerde atılacak onu. Hah. Çiçeklere dikkat et. Tak hemen kelepçelerini. Bu kapakları da siz mi işliyorsunuz öyle mi yoksa hazır mı? Hazır hazır. Pres basıyor onu. Çinliyor mu? Evet. Ki ayrılmasın birbirinden. Evet. Mesela şuradan şimdi su sızmaz mı? Yok, ilaç çekeceğiz daha. Evet, her işi. Silikon mu sıktın şey? NP1. Tamam dur şimdi tam diyorum ben bu sözcüğü bir yerden duydum. Şuranın yalıtımında ne daha doğrusu her tarafın yalıtımında kullandı. Dur. Hayır. Duvarları boydan boya NP1'le kapladılar. Nasıl gene de sızdı bu kadar su? Ya taş duvar yatık ya. Hı hı. Ya nasıl söyleyeyim? Taş duvar dik. Ne yaparsan yap. He. Çok da fazla. 5 santim değil ki 20 santim. Tabii. 5 santim olsa onu o kadar yapmaz. Evet. Şimdi onu yapmasan yarın öbür gün o duvar gidecek böyle. Makine bu. Burada makineyi çalıştırdım. Her oluğu kıvırı veriyor getiriyor. Bütün kıvrımları onunla yapıyorlar. Yani dükkan sırtında. Sizin dükkanınız sırtınızda bir anlamda değil mi? Yani. Geziyor. Ama dükkanınızda var. Var ya. Şu saçlar dükkanda kesilip kuruluyor. Tabii. Bu sadece onun için. Şu yukarıda orman yangın yolu var bak. Biliyorum o yolu. Orası var ya dün şelaleydi. Bir yağmur ama böyle bayağı çağlayan sesi geliyordu. Eğer o yağmur zaten birkaç saat sürseydi fenaydı. Dağdan iniyorsun. Yolu görüyor musun? Çünkü yol orada. Hadi bize bir şey olmaz da dağın altında evler var orada. Nuri Nuri öyle bir görüntüm var ki şu anda gökyüzüne değiyor gibisin. O tarafa doluyor. Barış'la yaşadı Nuri. Gerçekten. Ha. 2001'lisin değil mi? 2001'liyim. Evet. Ama evlatla çalışmak ne kadar güvenli bir şey değil mi? Var da o çıraklık okulunda o. Haftanın bir günü okula gidiyor. Ha, dinleniyor o, yani. Evet okulda. Haftanın bir gün derse gidiyor. Evet. O da olsa işimiz daha hızlı gidecek. Ha. Evet buraya da oluk takılacak. Böylece yukarıdan gelen o sular hani buraya çarpıp kiremitlere çarpıp içeriye giriyor. E burada da derzerme tutmuyor düz yüzey olduğu için. Yani plastik yüzeyi her zaman sıkıntılı. Tamam, makkalı beklemeye alıp duruyorsun. Niye? Söyle bana. Bak, çık yukarıya. Dur. Al. Dur abi, dur. Şey, dur. Tamam, kaldır. Ben şimdi onu bir kere tutacağım. Dur.
bir dakika bakayım, ben bir terazi alayım şuradan göreyim bakayım. Tamam, bir taneyi yakaladım. Önünde demir olsaydı bunlar uğraşmayacak. Demir olsaydı. Oho. 30 saniye. Aşağıda hazırlaması yarım saat, yukarı takması 30 saniye. Bir yukarı baksana. İyi bugün şansımıza bahar havası oldu. Dün fenaydı. Ben aşağıda terliyordum gelişe kadar ya. Gerçekten mi? Acayip bir sıcak vardı aşağıda. Dünkü o şiddetli yağmurda, of diyorum ya, çok fenaydı. İki duvar sırılsıklam oldu. Çünkü o işte tepeden geldi. Mehmet Usta sağ olsun. Hiç bak, yani akşamın bir vaktiydi. Ben Mehmet Usta üzülmesin, hani önce o birden şey yapar, fazla üzülür diye Abbas'a görüntü attım. Canım benim, o daha yoldaymış. Hemen beni aradı. Abla dedi, ne oldu? Vallahi dedim Abbas, böyle böyle. Hani onların yaptığı, yarattığı bir sorun değil bu. Onu önce belirteyim. Yani biz daha sonra yalıtım yaptık diye düşündük ama yeterli olmamış o yalıtım o tarafta. Bu kadar şiddetli bir yağmur olacağını hesaplayamadık. Yandan vurunca ama Mehmet ustam işte orayı aramış, burayı aramış. Hemen çözüm buldu. Dedi ki yarın hemen usta geliyor yanına. Usta da zaten aradığında dedi ki normalde gelmem. Hatıra binaen geliyorum bu kadar yolu. Sağ olsun o da. Baba oğul çalışıyorlar. Hatta iki oğluyla beraber çalışıyormuş. Çok pratik çalışıyorlar onlar da. Şimdi hem yukarı yapılıyor hem de ön yüzü bordeks kaplamıştık ama diğer tarafları kaplatmamıştık. Şimdi sac yapılacak duvar üstündeki o boşluklara da. Böylece duvarın oradan su alması engellenmiş olacak. İnşallah çözüm olur. Bakalım. Bir de yukarıda daha önce bizden önce oturanlar oraya anten takmışlar. Televizyon anteni için sanırım. Oradaki bir şeyi kesmişler. Sandviç panelin bir kısmını. Onun kesilmiş olması da hani pencerelerin özellikle yağmuru daha çok almasına neden oluyor. Oraya da bir parça sandviç panel eklenmesi gerekiyor ama onu da anca kim yapar, demirci mi yapar, kim yapar bilmiyorum ama onun da yapılması gerekiyor. Yani diyeceğim, bitmeyen bir inşaat işi var karşımızda. Şuradan özellikle uzun bıraktık. Bu taraftaki uzunluk işte sandviç panel tamamlanınca orada bitmiş olacak. Ona göre ayarlandı. Brandamız bu. 8'e 11 branda bu. Biz bunu kampta kullanmıştık. Bir yandan da çardağın üstünü de örtme peşindeyiz. Çünkü yarın da çok şiddetli bir yağmur gelecek. Şimdi sen bana bir tane keskin bıçak ver. Sandviç panelde ağırlığı taşımadığı için eğim oluyor. Onun için oraya bir kuşak atıyorlar. Bir yanda burada gerdirme işlemleri, bir yanda çardağın üstüne, çünkü yağmur gelmeden burada kapansın dedim. Dünkü yağmuru yedi. Şu anda o kapalı kısım bayağı bir ıslak, hala ıslak. Bakalım nasıl olacak. Yukarıda havalar nasıl? Manzara muhteşem ama, değil mi? Çok hareketli bugün, çok. Geldim.
Merdiven. Bak arkada. Özellikle şuradan, şu köşeden çok girdi su. İşi hızlandırmaya çalışıyorum ama hızlandıramıyorum. Köpük genetliyorum. Evet. Tutuyor mu? Tamam, eklerden at. Evet. Makasada. Ustam ben şeyi diyorum. Neyse. Şurayı diyorum, şuradan da sızıyor bak. Bura, nerede? Bura. Tamam, orayı ayrı bir fırça koyacağım. Tamam. Ya, 50 saçı getir, makas getir bana bakayım. Orayı. 50 saç makas. Eldiven de kullanmıyorsunuz. Sacılar elinizi kesmiyor mu hiç? Eldivenle çalışamıyoruz. He. İlla onu hissetmeniz lazım. O da doğru. İşte şey diyorum, şu tahtanın olduğu yer var, tahtanın altından sızıp geliyor. O köşeyi nasıl yapacağız yalıtımını? Köşeye bir şey yapamam ki. O ne bir şeyden... Nereden kaçırıyor? Tahtanın o kenarı var ya. Buradan mı? Yok şu... Buradan mı? Alt. Şu taht... İşte buradan vuruyor. Buradan vuruyordur ona. İşte... Tamam, burası tamam. Ellerine sağlık. Şu aralardan falan girmez mi? Şu ikisinin birleşme yerinden yok falan. Yok canım. Ta o buralara kadar binik o. Ne bileyim vallahi dün o kadar kötü döküyor. Yok canım. Sen sıkıver arasına. Dur oğlum. Su bir şekilde bir yol buluyor. Nasıl buluyor da geliyor maşallah. Yani... Atalar doğru söylemiş, su akar yolunu bulur diye. Al Nuri şunu bakayım. Oğlum o bitik o. Yeni taksaydın onu. Ben de yeni fark ettim buraya geçtim. Sen bitir bunu al. Bitti mi işin? Bitti bu tarafı, bitire bitire. Şeyde şu köşeye de o şeyden sıkmanız mümkün mü? O tahtın arkasına falan. Sıkamazsın ki orada, durmaz ya. O ilaç ya. Ha. Durmaz, orayı farklı bir şey. Köpük sıkması lazım oraya. Tamam. Köpük. Ne yapsın, alsın bir paket kömür. Köpük vardı işte, bak, bitirdi hafta sonunda. Alsın bir tane, arkasına karton koyuversin. Şişirsin orayı, bitirsin orayı. Tamam. Sıkışacak, kalacak orada. Bir şey daha soracağım. Mehmet Usta şunların arkasını kapatmaya bir şey arıyordu. Sizin sacıları kırmadan düz koysak olmaz mı? İşte onun ölçüsünü alacaksın. Bak şimdi mesela atıyorum ya, arası 30 santim. 20 santim aşağı, 20 santim yukarı kıvıracaksın. Daha güzel olacak. Kendi oturacak. Elinle kıvırmaya kalktığında %100 kırılıyor. Çirkin oluyor. Anladım. Çirkin oluyor. Tamam. Nuri sen çık, ayaklarım yoruldu benim. Tamam, ben gideyim bir ilaç. Git bir ilaç al, gel. Yürü. Köşe kalmış. Şu evet. Köşe. Oraya dönemezsin. Ne olacak ora? Oradan hiçbir şey açılmaz. O buradan kaçırıyor. Yok, oradan da kaçırıyor. Soveden kaçırmaz bak. Soveden kaplı. Hayır. Altı açıkta değil mi onu? Soveden kaplı orası zaten. Bak orayı yaparsak çok çirkin olur. Ya çirkinin güzelini geçtim. Ben sağlamlığındayım. Tamam da oradan kaçırmaz o. Bak soveden kaplı olan yerde sıkıntı var. Banyoya girdi. Su girdi.
Bak gir tavanına bir bak istersen. Soğuyu patlatmam lazım şimdi, çirkin olacak. Patlat ya, çirkin olsun hiç fark etmez. Bu buradan kaçırmaz. Öyle diyorsan çağırırım sonra. Bu buradan kaçırmaz. Kaçırırsa çağırırım. Ne olursa? Kaçırmaz diyor baban. Ben de diyorum ya ki banyonun içine su yürüdü. Gittikten sonra numaraları değiştiriyoruz ikimiz de babamla. Vallahi Mehmet Usta var arada. Hiç ben anlamam. Mehmet Usta evinizi bas. Mehmet Usta sağ olsun diyorum ya. Yani bir baba olsa bu kadar sahiplenirdi. Sen ince mi artık? Abla indirtmiyor ki. Ya orası çıkıyor, burası çıkıyor. Nasıl yapılıyorsa söyle, ben geleyim yapayım diyeceğim de ben bu kiloyla ulan, nasıl çıkayım? Ben. Uluğu da takamadım ben. Ya. Yarım kaldı. Saç kolayı ilaç çekecek. Bilmiyorum ne yapayım oraya. Bunun soveni dibine ilaç çeksen yeter buna ya. Tamam sen şey yapsana. İnişleri açsana bana. Evet Nurcan gelsin artık, bazlamaya başlayalım biz. Bazlama yapacaktık ya burada. Hemen gelsin, hemen telefon et. Amca oğlum bazlama yiyecek, seni bekliyordu. Tamam. Abla şuraya geç bakayım. Geçtim. Direkten aynı hizasını iniş. He, azıcık böyle kay. Bakayım şimdi. Direğe bak buraya. Evet, evet. Şimdi tamam. Bak. Benim işim bitti burada. Ellerine sağlık. Montajı bitirdim. He. Bunun kenarı şey, o üstündeki branda. Sıcağın etkisiyle olmaz diyorsun. Hiçbir zaman. Şu yandan yine girecek ama. Değil mi? Girse bile zararı yok. Buraya gelmeyecek çünkü. Hayır hayır. Şurayı ıslatacak ya. Yok ıslatsın. Önemli değil. Beton daha da fazla sıkışacak. Ne bileyim ama beton kar yediğinde falan şey diyorlar. Kar görmeyecek ki burayı. Ha üstünde kalmayacak. Tabii üstünde tamam. Kalmayacak. Tamam. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi Torbalı'da sizin yeriniz? Saraflar Sokağı'nın. Hemen arkasında. Adı ne? Öz Kardeşler Tenekecilik. Ha güzel, Öz Kardeşler. Telefon numarası size ulaşmak isteyenler. 533 570 27 79. Evet. Bu numaradan ulaşıp her türlü saçla ilgili, yani soğuluğundan efendim çatı kaplamasına. Ne bileyim aklıma gelmiyor. Başka ne olur ki sacla? Bir sürü şey olur. Yani. Değil mi? Yani sacla ilgili ne sorun varsa bölge olarak, hani bizim burayı yüksek diye değil mi sıkıntı? Evet, aynen. Yani çünkü araçta ağırlık var. O yokuşu aynen. Tırmanmak sıkıntı ama onun dışında İzmir'in her tarafı. İzmir'in her tarafı. Ya, Alaaya kadar gidiyorsun. Yani güzel. Ve çok pratik çalışıyorsunuz. Aynen. Baba oğul çalışıyorlar. Hatta iki oğul varmış ustamızın. Bugün oğlunun biri çıraklık eğitiminde olduğu için gelememiş. Yani bir geldiler, tam iki saat sürdü. Hem iki yağmur oluğu yapıldı. Hem evin üç değil, iki cephesi sac yalıtımı yapıldı. Ve tam olarak iki saat sürdü. İnşallah yarınki yağmurda da sonucu söylerim size. Ustalarımız da Mehmet ustaların hatırına gelmişler buraya. Mişler demeyeyim. Mehmet usta işte ben gece aradığımda canhıraş. Tamam kızım halledeceğiz dedi. Sağ olsun. Tamam. Tamam bu kadar. Evet. Ver ilacımı yerim. Hah. Güzelce ilacın doldur, ara yerden akmasın oradan. Bu da akarsa diyorsun helal olsun o suya. Evet Erol Bey de bitirdi tamam, işini. Tamam. Sandviç bana hemen. Ellerine kollarına tamam, sağlık Erol Bey. Bir şey değil. Ben kaçıyorum. Tamam. Tamam. Bakacağım ona hemen. Bakacağım. Bahadır hafta sonunda görür seni. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Ne zaman ağlarsan. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Bye. Hadi iyi akşamlar. Ellerinize sağlık. Ve bir işi daha kotarmış olduk. Sağ olsun Mehmet Usta ayarladı.
Yarın da yağmur geliyor. Tam zamanında yapıldı. Yani yağmur bize bunu yapmamız için bir günlük süre verdi. Evet, ustaları gönderdik. Her ikisini de gönderdik. İki grup. Erol Bey brandayı gerdi üstüne. Yani bu brandadan amacımız hem güneşten yazın, güneş dimdik geldiği zaman burada iş yaparken sıkıntı. Hem de kar yağdığı zaman bunların üzerinde kar birikip kalmasın. Hatta ben dedim ki yan duvar peki dedim açıkta. Erol Bey dedi ki karın üzerinde kalmaması önemli. Doğru. Yani kar değecek, süzülecek, inecek. Bir de şu vardı burada sıkıntı. Mesela şimdi bunun üstünde yapraklar var. Ve bu yapraklar hani temizliyorsun biraz sonra yine yaprak var. Ve lavabonun içinde de birikiyor. Lavabo sürekli su tutacak. Sonra o su buz olacak. Yani betona zarar verecek. Ondan da bir nebze korumuş oldu. Ama biz yine de hani çok uzun süre kullanmayacaksak karlı dönemlerde falan lavabonun üzerine hani yaprak düşüp birikmesin diye yine bir örtü yaparız. Yani bir naylon örterim onun üzerine. Şimdi şurayı bir süpüreyim. Yalıtım da inşallah işe yarar. Bir tek endişem şu köşe. O köşeyi de ne koruyacak? Şu üstteki eksik sandviç panel var ya. Bizden önce oturanla kaldırmışlar. İşte o halledilecek. Böyle. Evet, bugünü ben şimdi şuraları biraz toparlamaya gireceğim. Gerek yok onu çekmeye. Bugün yani çok önemli bir şey inşallah başarılmış oldu. Ve buradan da Mehmet ve Abbas ustalara bir kez daha teşekkür ediyorum. Öz kardeşler, Sac, ellerinize sağlık baba oğul. Onlar da çok hızlı çalıştılar değil mi? Evet, sana soruyorum. Kameramanıma soruyorum. Evet. Çok temiz, çok hızlı. Ve Erol Bey güzel. Yarın geleceğim, kapatacağım demişti. Dedim ki Erol Bey yarın yağmur var. Dedim bugün halledebilirsen hemen sağ olsun. O da diyorum ya zaten çok hızlı çalışıyor ve tek başına nasıl yaptı etti falan. Onun da ellerine sağlık. Yani bugün yağmura karşı korunma konusunda sanırım yol demek aldık. Ki böyle sıkışmak gerekiyormuş. Değil hepsinin mi? Bir anda olması için. Evet. Bitti. Evet. Oluk. Evet. Akan yerler. Çok şükür. Evet. Umarım işte her mi? Şey umarım. Olmuştur. Güzel umarım. Olmuştur. Bir sorun umarım. Yaşamayız. Ama çözülmeyecek sorun yok da. Aynen insan öyle. Yaşarken böyle ya. Bir anda panikliyor ve ne yapacağını bilemiyor. Yani canımızı üzdüğümüze aslında değmez ama o anda işte olmuyor da ya. Evet, yani. Anların nehrine kapılıyoruz. Mümkün olduğunca birbirimize bu konuda arkadaşım. Kesinlikle. Evet, bana zaten akşam halledilir. Bak halledilir bir şekilde. Ben de öyle dedim. Doğru ya dedim. Halledilir. Yani. Önce hani bir ne yapacağını bilememe duygusu evet, çok yaşıyorsun. Çok da can sıkmamak lazım yani. Evet. Sağ sıkmadık. Olunca her şey olur. Sıkmadık da ama. Sıkmadık sonuçta. Da. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.